Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kokonet projesi kapsamında Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde sürdürülebilir balıkçılığın ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla belirlenen bazı bölgelerin deniz koruma alanı olarak ilan edilmesi yönünde öneride bulunan İstanbul, Sinop ve ODTÜ'lü akademisyenlere Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç tepki gösterdi. Sinop'ta gerçekleşen toplantıda Samsun, Trabzon, Cide, Şile ve İğneada'nın akademisyenlerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından deniz koruma alanı olarak önerilmesini eleştiren Malkoç şöyle konuştu. Dünyanın şu an her yerinden Karadeniz'e tekne var. Bu sene palamut bol. Gece Sinop'ta toplantı oluyor. Karadeniz'in %50'sini koruma alanı yapıyor. Avrupa Birliği'nin misyon hocaları var ülkemizde. İşte Samsun bölgesi Türkiye'nin bugün %50 balığı Samsun bölgesinden çıkıyor. Bütün sanayi kuruluşu burada. Hoca diyor biz de Samsun bölgesini Avrupa Birliği istediği koruma alanı yapacağız. Ya sen nasıl yapacaksın bu Samsun bölgesini koruma alanı? Samsun gümün 5 tane yer. Şile, Kefken, İnada, Trabzon bölgesi. Yani Türkiye'nin can damarları. Ya buralarda koruma alanı yaptığın zaman balıkçılık bitti. Dışarıdan geldin. Bu sene Karadeniz'de avlanan balık yurt dışından gelen balıklara çok büyük bir darbe vurdu. Yani bu hocalar bunun misyonunu yaptığı Avrupa Birliği'nin gelen balıkları çok büyük darbe oldu. Hepsi duruyor. Marketlerde bile satılmıyor. İşte buzhanelerde İdalos kurbelerden daha kimse bir tane sattı. Yok hepsi duruyor yani. Ama ne yazık ki kendi balığımız varken bunlar satılsın deyin. Yani ülkemizde bir yok yok çocuk grubu var. Halen daha mücadele ediyor balıkçılarla beraber ya. Yani. Liman dolu şu an. 40 tane tekne var. Karşı gidiyorlar dolu yani. Balıkçılık için geliyor buraya insanlar. Yani bu insanlar bir yerde önünü kesiyorlar. Ya. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz.